Parti çok badireler atlattı. Hani, evet. Normal şekilde böyle tanımlayabilirim. Uzun bir zamandır özellikle altılı masadan Akşener'in kalkması, tekrar oturması, Saraçhane'deki o yüz ifadesi, hiç unutulmayan yüz ifadesi. O yüz ifadesi ben aynı zamanda kurultayda konuşma yaptığı esnada gördüm. Memnuniyetsiz, bir şeylere zorlanmış, mutlu olmayan bir ifadeydi. Neydi Meral Akşener'i bu duruma getiren süreç ve tabii ki İyi Parti? Şimdi çok değerli programınıza Salim Bey'le birlikte beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok ciddi bir izleyicinizim ve keyifle sizleri izliyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi programlar yapıyorsunuz. Bu vesileyle bu sorularınızı cevaplamadan evvel iki hususu dile getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bugün burada size arz edeceğim ya da sorularınıza vereceğim cevapların yeni İyi Parti kongresi sonrası genel başkan seçilen Sayın Musavat Dervişoğlu'nun şahsında onu tenzih ederek söyleyeceğim ifadelerdir. Biz bu bir kere bunu bir belirteyim. Şimdi bu İyi Parti'deki hadiselerin, naksaların, negatif hadisenin bizde delege olarak bizde ve milletimizde ortaya çıkan pozisyonunun sebebi Sayın Genel Başkan Meral Akşener'dir. Şu anda partinin genel başkanlığını bırakmış durumda. Tabii bırakan, ayrılan insanlarda siyasetle iyi iadet etmek lazım. İyi ifadelerle kendilerini uğurlamak lazım. Zira siyasette nezaket her zaman ön planda tutulmalı ve bir husumet olmamalı en azından birlikte yol yürüyen arkadaşlar için, ama herkesin affına, eski birlikte yol yürüdüğüm arkadaşların da affına sığınarak söylemek isterim ki bu naksaların sebebi, bu işin buraya gelmesinin sebebi maalesef, bunu üzülerek söylüyorum, Sayın Akşener'dir. Niye? Birlikte bir yol yürüdük. Bir şey yaptık. Bizleri eski milletvekili bulunduğumuz yerlerden ısrarla davet etti, getirdi. Ve biz o tarihlerde şimdi mevcut arkadaşlar yanında kendilerine mevki bulan, makam bulan insanlardan değildik. Biz zaten daha önce Devlet Bahçeli Bey tarafından listelere yazılmış ve milletvekili yapılmış arkadaşlardık. Kendisiyle birlikteydik. Onunla birlikte bazı itirazlarımız oldu. Bizi davet etti ve bu davet üzerine yanına geldik. Safa geçtik ve Türk milletine umut olabilmek için ve iktidar olabilmek için bir yürüyüşe başladık. Bu yürüyüşler ilk başta çok masumaneydi. Çok iyiydi, çok isabetliydi, çok planlıydı. Ve iştiyakla hareket ediliyordu. Nitekim sizlerin de gördüğü gibi, bütün milletimizin de gördüğü gibi İyi Parti millete bir umut haline gelmişti. Eskilerin deyimiyle umudu millet denildi. Liderine de topuklu Efe denildi. Yiğitliğinden bahsedildi falan falan. Ama gelinen süreç daha sonra işte masalardan oturma, kalkma, efendime söyleyeyim çok dengeli olmayan hareketler, ne sebeple olursa olsun ve bu şeylere bulunan sebepler, bulunan kılıflar, bunlara uydurulan gerekçeler ve o masadan kalkarken basına verilen demeçler, tekrar dönüldüğü zaman verilen demeçler işin doğru gitmediğini, sıkıntılı olduğunu ortaya koydu ve bu sefer millette bir acabalar başladı ve bu acabalarla da maalesef Sayın Akşener, yine bunu üzülerek söylüyorum, milletin gönlünden düştü. Ve %18'lere, 20'lere dayanan şeyler, kabuller birdenbire 3'lere, 3,5'lere, işte en son yerel seçimde 3,77'lere kadar geldi. Önceden genel başkanıyla özdeşleşen bir İyi Parti vardı, evet, ama maalesef o imaj tamamen gitti, bozuldu bir zaman içerisinde. Maalesef, evet, o yıpranmasının da çok payı var. Ümit Dikbayır'ın iddiaları sonrası o yıpranma katlanarak arttı. Çünkü oğlunun da adının geçtiği bir takım usulsüz, uygunsuz şeyler vardı. Az sonra Sayın Sertaç Eş'e de soracağım bu konuyu.
Sanıyorum o süreçten sonra biraz hızlanma yaşandı o yıpranmada. Bir işte çöküş ve şey başlayınca, biz çok yapmıyoruz ama siyasette düşene vurulmaz. Başka şeyde de, Türk töresinde düşene vurulmaz deniliyor. Onun için ben çok galiz bir şeyler söylemek istemiyorum ama bu Ümit Dikbayır Bey kasadan, keseden sorumlu evet, olan genel başkan yardımcısıydı. O kasadan, keseden sorumlu olan insanları da oraya getiren zaten Sayın Akşener kendisi. Ne gerekçeyle getirdi, ne gördü de getirdi, hangi üstün özellikleriyle değerli arkadaşımızı iki dönem milletvekili yaptı, daha sonra hangi gerekçelerle ortalığa atıverdi. Şimdi bunlar insan nezdinde, kamuoyu nezdinde ciddi istifamlar. Mesela Salim Bey sizde büyük istifam yarattı, zira geçenlerde burada bir tweetimi benim yaptınız, evet, yorumladınız. Çok teşekkür ederim, müteşekkir oldum, evet, size. Şimdi gördüğümüzü tabii yorumluyoruz. Evet. Ben de tam açılmışken, ya biraz daha somutlaştırarak. Lütfen buyurun. Şimdi tabii biz dışarıdan takip edenler olarak süreci, evet, siz partinin içinde, evet, yer alan. Partinin kurucusu. Kurucusu. Bütün ama milletvekiliyken gelen kurumcu. Tabii tabii. Evet. Bütün bu ilişkileri bilen, evet, taraflarla ilişkisi olan bir kişisiniz. Dolayısıyla, evet, bizden çok çok bilgilisiniz. Estağfurullah. Şimdi şöyle şeyler yani.